Herkese selamlar dostlar. 29 ve 30 Ağustos 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 6 adet mücadelem var ve bu maçların hepsine neredeyse hem iddia tercihlerim hem de yüksek oranlı tercihlerimi sizlere sunacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Direkt başlayalım raporlarım biraz uzun. Öncelikle Ağustos ayı için gruplarımız kapandı. Eylül ayı için katı telegram gruplarımız yenilenmiştir. Bunun bilgisini vereceğim. Bu akşam saat Pazartesi akşamı saat 8'de tamamen yenilenecek. Bunun bilgisini verelim. Yani siz bu videoyu izlerken muhtemelen yenilenmiş olacaktır. Eylül ayı için katıl telegram gruplarımıza gelmek isteyenler Instagram'dan veya katıl telegram gruplarından gelebilir. Bunun bilgisi bizler için vermek önemliydi. Bir yerde skoru yarışmamız var. Ondan bahsedelim. Öncelikle maç skoru yarışmamızda Galatasaray Molde ve bu maça özel hem de grupların yenilenmesini adına Eylül ayına tam neredeyse 32 gün gruplarda kalacak. Tam bilen 3 kişi alıyorum arkadaşlar. Galatasaray, Molde, maç skoru ne olur? Bilen 3 kişi alacağım. Gruplarda da tam 32 gün kalacak. Onun da bilgisini vereyim. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmasının Brighton maçının skorunu bilen yok. 3-1 West Ham kazandı. Newcastle maçını da Arda Topçuoğlu isimli arkadaşımız bildi. Bana Instagram üzerinden yazarsa Instagram adresimiz ekranda Kangal Bey üzerinden. Buradan herhangi soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi için her türlü buradan iletişimi sağlayabilirsiniz. Instagram adresinden. Geçtim. Öncelikle ben başarıdan önce başarısızlıktan bahsetmek istiyorum. Rolling ikimiz Brighton başından başarısız oldu arkadaşlar ki cumartesi günü bizler adına en azından kendim adıma konuşayım. Kendim adıma da başarısız bir gün oldu. Maçlar çok patlak geçti. Rolling ikimiz patladı ama Brighton çok iyi oynadı ve neler kaçırdı. Maçın ka maçın adamı da zaten West Ham kalecisi olaydı. Ona geçtim. Pazar günü yüksek misle çığır açtık ve yüksek misler can verdi diyebilirim açıkçası. Pazar günü 4 tane yüksek misli verildi. Önce futbolla başlamak istiyorum. Newcastle ile Liverpool maçı vardı. Benim ana kombinemdeki de maçtı bu zaten. Ana kombinemiz de geldi bu arada ondan da bahsedeceğim. Newcastle Liverpool maçına dedim ki 3500 misli alıyoruz dostlar. KG varını alıyoruz güveniyoruz ki bu maç KG var olmazsa hangi maç olur? Kırmızı sonrası biraz Liverpool tabii ki yalpaladı. Fakat Darwin Nunez'in girmesi dakika 77'de girdi. 81'de golünü attı bir de 80-90 civarında bir tane daha attı. 2-1 maçı da kazandı. 3500 misli içeri aldık. Yanına da 1000 misli Avrupa mislisi önerdim. City maçına 1.5 üst, Napoli maçına 1.5 üst, Feyenoord maçına 1.5 üst olaraktan da üçlü bir kombine yaptım. Avrupa'da oranı güzel oluyor. 1.55 bandında bir oranı vardı. 1000 misli aldık. 550 TL'de buradan da karımızı ettik. Futbol böyleydi. Basketbolda da yüksek misli veriyoruz bildiğiniz üzere gruplarımızda. 4 tane yüksek misli verildi. Onlar da bir tanesi 550 TL, 500 TL, bir tanesi 750 TL verildi. Ve bunların hepsi legal yüksek misliler onu da belirteyim. Litvanya maçında ev sahibini 87.5 üstünü aldık güzel orandan 500 misli attık geldi. Karadağ maçında da Karadağ'ın ilk yarıdan atacak 43.5 üst yani 44 sayısına girdik. 750 misli önerdik o da geldi. Yüksek misliler burada kazandı. Yüksek mislinin amacı zaten burada bir kasa yönetimi yaptığımızda bilmenizdir. Pazarın ana kombinesine baktığımız zaman da bunu da altına söyleyeyim. Dedim ki dostlar ben artık çok fazla kombine vermek istemiyorum. Yani bülten ne kadar yoğun olursa olsun bir adet kombine ana kombine. Aston Villa'nın ben herhangi bir yarayı kazanmasını bekliyordum ki YouTube'da da deplasman 1.5 üstü olarak verdim. Ve Aston Villa herhangi bir yarayı kazanır dedim 1.51 gibi orandan aldım. Yanına da Newcastle'ın varını aldım. Ana kombineme de koydum. Ana kombinemiz tek kombine kazandı. Çok da güzel mesajlar geldi. Teşekkür ederim. Basketbolda da bildiğiniz üzere Dünya Kupası'nın elemeleri var ve maçlar gerçekten önemli maçlar. Neredeyse bütün yıldız oyuncular var. Burada da basketbol kuponlarında gerçekten iyi gidiyoruz ki birazdan gösteririm. Canlılarda da gayet basketbolda gayet iyi gittiğimizi de söylemek isterim sizlere. Geçtim bunu da canlı olarak hafta sonunda devam ettik. Canlımız gerçekten iyidir. Zaten gruptaki arkadaşlarımız da bilir. Bazı arkadaşlar canlı oynayamıyor, işte çalışıyor vesaire ama oynayabilen mutlaka kazanç elde ettiğini de söyleyelim. Ve herkes açık Telegram grubumuz var. Yorumlarda ve açıklama kısmında da mevcut. Dostlar bu gruba da girebilirsiniz. Daha bu sabah canlı verdim. Hatta direkt ben size ekrandan göstereyim. Bakın burası bizim 5300 kişilik grubumuz. Burada grubun yenilenmesine dair bilgi verdim. Ondan sonra dedim ki güne start verelim. Dedim ki Çin Güney Sudan maç önü maça başlamaya başlamayalı 10 dakika kalabilir. Dedim ki Güney Sudan'ın atacağı ilk yarıdaki 40 sayı. 44 sayı içeri İçeri aldık. Ama güne böyle mis gibi başladık. Her kız açık grup ücretsiz bir şekilde kazandırıyoruz. Yorumlarda ve açıklama kısmında da zaten linki mevcut. Şimdi maçlarımıza geçelim. Güzel bir giriş yaptıktan sonra sizlerden ricamız videoyu atacağınız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim dostlar. Gerçekten beğeni ve yorumlarınız bizler için önemli. Hem ideal maçları hem de yüksek oranlı tercihleri buradan sizinle paylaşacağım. Ray Molde. Bu maçın da maç skorunu sordum. Dediğim gibi 3 kişi alacağız bilenlerden. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Şimdi dostlar Molde ilk maçta gördük ki ne kadar diri bir takım olduğunu gerçekten gördük. O maçın hak edeni bence Molde tarafıydı. Oyun olarak baktığımız zaman da Galatasaray kazandı. Çok da güzel oldu ülke puan adına. Fakat oyun olarak baktığımız zaman da Molde bizi yendi. Oyun olarak. Biz orada tamamen bireysel kaliteyle Icardi'nin kalitesine yendik bence. Hem attı o gol. Yunus Akgün'ün ekstra güzel bir performansı. O da transfer oldu zaten. Molde de ne olacak şimdi. Ben Galatasaray'ım burada ne olursa olsun kazanmasını bekliyorum öncelikle. Hem arenada olması hem de kalite farkını ortaya koyması. Galatasaray'ın atacağı 2 gol burada bence idealdir. 1.50 gibi oranı var zaten. Hatta şunu da söyleyeyim Galatasaray'ın oranı da yükseldi. Dün bu oran 145'ti 1.50 oldu. Onun da bilgisini vereyim. Galatasaray'ın bence burada 2 gol atarı en ideal tercihimizdi. Şöyle de bir şey yapalım. Şimdi dostlar Molde tarafında zaten Molde tarafında zaten ne kadar diri bir oyun oynadığını biliyoruz. Galatasaray da tabii ki çok yüklenecektir bu maçta. Yükleneceği için Molde tarafında gol bulma ihtimali var. Ev bir buçuk üstü aldık ya. Yılına yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da şöyle bir şey yapabilir miyiz? Sizlere sorayım. Sizlerin de düşüncelerini alalım. Şu tercihten 1.84 gibi orandan 2.5 üst ve var. Yani var ve üst. Yani benim mücadeleden beklentim 2-1. 3-1 ayarında bir Galatasaray galibiyeti. Var ve üstü de 1.84 gibi. oranlar ekstra olarak değerlendirebiliriz gibi geliyor bana. Ama idealim burada Galatasaray'ın bence kendi evinde atacağı 2 goldür. Pana ile Braga mücadelesi. Dostlar bu tür maçlarda şöyle bir mevzu var. Şimdi Pana'nın biraz açıkçası özgüveni yerinde. İlk mücadelede 2-1 kaybetti Braga'da. Ama burada şimdi kendi evinde oynayacağı bir mücadele. Bu tip takımlar zaten buralara çok fazla çıkamıyor ki. Bu yıl ekstra bir performans sergileyerekten de geldi buraya. Bu ekstra performansını burada sürdürmek isteyen bir Pana olacak Yunanistan ekibi. Taraftar da ateşli zaten. Yunan taraftarları da biliyorsunuzdur mutlaka. Burada risk alacak bir Pana takımı var. Gol bulma ihtimali var mı? Bence de var. Yani özellikle Braga'da Portekiz'de ilk 15 dakikayı iyi oynayan bir pana vardı. Orada da beni korkuttu. Ben Braga'ya orada yüksek misli vermiştim. Hatta rolling mücadelemizdi. Hatırlarsınız sizler de. Pana'nın gol atma ihtimali var. Fakat bu tip takımlar yüklendiği zaman arkada gerçekten boşluk bırakabiliyor. Braga'nın burada gol, atma ihtimali bence gerçekten yüksek. Hem kalitesiyle hem de arkadaki boşlukları değerlendirebilecek vuruma gibi mesela hızlı bir oyuncuları var. Burada idealden bir KG var tercihini alabiliriz. Onun dışında ben sizlere idealen dışında yüksek orandan bir güzel bir tercih sunmak istiyorum. Bahsettim ya sizlere bu tip takımlar oynuyor ve arkada boşluk bırakabiliyor ki ilk yarıdan itibaren baskın bir futbolla oynamak isteyen bir pano olacaktır. Burada da benim önerim Dev Basman ilk yarı gol atar mı? Ya atar diyorum 1.96'da oranı var. Zaten KG var ideal tercihimdir. Braga'nın ilk yarıdan atacağı gol 1.96. Yüksek orandan öneririm sizlere. Young Boys'la Maccabi Haifa mücadelesi. Bak, tek bu maça yüksek olan yapmadım. İlk mücadelesi yanıltan bir karşılaşma. Yani bu iki takımın oynadığı maçın 0-0 bitme ihtimali yok ya. Öyle bir takımlar bu ikisi de. Yani izlemesem ya ezbere konuşsam neyse hem Maccabi Haifa'nın her maçını değerlendirmiş biri olarak da hem de Young Boys'u yıllardır izleyen biri olarak da söylüyorum. Yani 0-0 bitme ihtimali yok. Dümenden. Bence dümenden. Siz ne derseniz deyin. Ya isterseniz öyle bir şey yok deyin vesaire deyin. Ama öyle bitme ihtimali yok dümenden patlattılar. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu mücadeleyi her iki takımın bildiğimden şaşmam. İlk mücadele 0-0 bitse de ben bu mücadeleyi aslanlar gibi tek tercih KG var olarak alırım. 1.50 50 şu an 1.49'a da düşmüş. Ufak bir düşüş olmuş. Ben yine bildiğim oyunların burada KG var alırım. Oyun istilleri ikisinde uygun. KG var tek tercihim. Ayın 30'una geçelim. Yine 3 tane mücadelemiz var. PSV maçıyla başlayalım. Yine like'larınızı atmadıysanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi PSV kendi evinde ilk mücadele ne oldu? 2-2'lik bir beraberlikle bitti. Şimdi bu 2-2'lik beraberlik dostlar. Rangers'ın biraz işine geldi. Yani ben ne orada ne verdim? Deplasman 1.5 üstü 1.92 gibi oranlar zaten önerdim. Dediğim gibi Rangers'a ne yapacaksa kendi evinde yapacak zaten onun da alırız diye geçtik. Orada bu maçın ilk maçını fullledik. Hem idealin hem yüksek oranı. Şimdi burada hem yine hem ideal hem yüksek oran yapacağız. PSV bu sezon farklı bir oyunla futbolun sergiliyor, gösteriyor bizlere. Ben burada PSV'nin iyi formunu güvenerekten de ve günün en güvenilir maçlarından bir tanesi. ideal kombinlerde girebilecek bir mücadele. Bu oranda düşecektir bence. PSV'nin 2 gol atarı 1.37. Bakın oynamış olduğu oyunla birlikte baskı. Rangers isterse 4-5 tane atsın. umurunda değil. Ama PSV burada baskıyla birlikte özellikle ilk yarıdan itibaren baskıyla birlikte burada işi koparacaktır. PSV'nin 2 golü idealdir. Oyun olarak çok iyi. Rangers tabu zaten bu yıl iyi değil. Onu genel olarak iyi olmadığını söyleyeyim. Ve PSV diye de şöyle söyleyeyim. İlk maçta Depasman'a da bir iyi oynadı. Hadi Rangers tarafından da gol bekler miyiz? Bekleyebiliriz ama ben şöyle gideceğim. Olası bir maçın üst sıfırı yok mu? Var. O yüzden zaten iki gol PSV'den bekliyoruz. Bir tane daha gol gelsin. Rangers veya PSV'den fark etmez. 2-1 veya üst sıfır bitsin. 2.5 üstünde bir alırsanız da 1.88 gibi orana kadar oranını yükseltmiş olursunuz. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Kopenhag'la Rakov mücadelesi. Kopenhag ilk mücadeleyi Dep Basman'da kazanmasını bildi. 1-0 gibi skorla kazanmasını bildi. Onun dışında maç yine burada Kopenhag'da oynanacak. Şuradan Heh. Şuradan Kopenhag'a baktığımız zaman ilk maç zaten kazandı 1-0 deplasmanda. Yani oyuna baktığımız zaman da dengeli bir oyun vardı diyebiliriz açıkçası. Yani birbirlerini ezen bir takım olmadı açıkçası çoğunlukla. Tabi Rakov gol yedikten sonra biraz daha baskı yapmış olabilir. Biraz daha baskı görmüş olabilir. Fakat Kopenhag burada kendi evinde. Onlar da ülke puanı adına ve kendi taraftarı önünde bu maçı kaybetmek istemeyecektir. Rakov da bu yıl sürprizleri yaptı fakat kendi evinde ne yapıyorsa kendi evinde yapıyordu açıkçası. Kendi evinde de mağlup olduktan sonra burada da yeri gelir risk alır ya e o riskleri de iyi bir şekilde değerlendirebilecek. Kopenhag takımı var. Ben bu mücadele doğrudan maç sonu biri 1.43 gibi orandan sizlere öneriyorum. Burada doğrudan bir Kopenhag galibiyeti bekliyorum. Bol şanslar. AEK ile Antwerp mücadelesi. İlk mücadeleyi Antwerp 1-0 kazandı. Ha, bir şans yanındaydı. Özellikle kanat ortalı kanat ortaları ile birlikte AK çok kaçırdı. Özellikle çok iyi kafa vuruşları yaptı. Kanatlardan gelen kafa vuruşlarıyla birlikte çok etkili oldu. Hatta dakika 49'da Antwerp kırmızı kart gördü. O kırmızı karttan sonra inanılmaz bir baskı vardı fakat kazanmasını bildi Antwerp. Yani gerçekten iyi bir iş çıkardı orada. AK'nın burada kendi evinde ben bu maçı kazanmasını bekliyorum. İlk maçta gerçekten iyi oynadı. Bak kırmızı karttan öncesini söylüyorum ben. İlk 49 dakika zaten 11'e 11, e 11 e oynandı mücadele. O 49 dakikalık dilimde de gerçekten iyi oynayan bir AYK vardı. Kendi evinde ekstra bir performans sergilediklerinde turu geçer mi bilmiyorum. Ama ben burada AYK'nın 1.62 gibi orandan değerlendirmesini öneriyorum sizlere. Doğrudan galibiyetini. Hatta yüksek oranlarla 4.5 altında 1 yaparsanız da 1.88'e kadar oranla çıkartırsınız. Değerlenecekler bol, şanslar. 6 adet mücadele var zaten İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsettim. Değerlenecek herkese bol, şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.